Yükselen Değerler programında tekrar sizlerle beraberiz. Programımız başlıyor. Yükselen Değerler programındasınız. İstanbul'da düzenlenen fuarda Doğuş Dökü Malzemeleri Anonim Şirketi ürünlerini sergiledi ve fuarda müşterilerinden tam not aldı değerli izleyenler. Bizler de firmanın yönetim kurulu başkanı Sayın Adem Keleş ile özel bir röportaj gerçekleştirdik ve çalışmamızın ilk bölümünü sizlere sunuyoruz. Dökümhanelerin ihtiyacı olan ve ihtiyacı olup da ulaşılamadıkları ürünleri teminle başladı, tedarikle başladı ve bu kalem sayımız yıllar geçtikçe 5200-5500 kalem aralığına ulaşmış durumdayız şu anda son olarak ve bunun içinde birçok önemli kritik malzemeler söz konusu. Dökümhanelerde yaşanan problemler, sıkıntılar, katma değeri yüksek ürünler, fileler, bunlarla sürekli iç içeydik. Ve bunları daha minimize etmek, düşürmek, katma değeri daha yüksek ürünler, sürdürülebilirlik kaliteyi yakalama adına neler yapabiliriz'i düşündük. Ve bu yönde gelişmeler yaptık, ARGE projeleri yaptık. Ve bununla birlikte sürdürülebilir kaliteli makinalar ürettik ve fire oranlarını kabul edilebilir değerlere indirimini sağladık ve bu yolda da ilerliyoruz o noktada. Dökümhanelerden gelen üretim mühendisleri, ustalarımız buralardan gelen dönüşleri biz kendi havuzumuzda biriktiriyoruz. Dolayısıyla buradan çıkıyor düşünceler. Bunlara değer veriyoruz. Her dönüşe değer veriyoruz. Zaten gelişim bu yönde olur. Ve ARGE'de bulunan arkadaşlarımız da bu durumu değerlendirip ve bunun dışında da üniversite işbirliğiyle bu şekilde ilerliyoruz. Türkiye'de ilk defa, hatta dünyada ilk defa olacak bir makine söz konusuysa bunu zaten TÜBİTAK projesi yapıyoruz. Evet. Bizim ARGE merkezimiz var. Kırıkkale Teknopark ARGE merkezimiz ve danışman bir hocamız var bu konuda. Bu projeyi yaptıktan sonra proje onaylandığında, TÜBİTAK projesi onaylandığında ta ki nihai üretim aşamasından sonra patent olarak makinalarımızı koruma altına alıyoruz. Ürettiğimiz makinalar çok emek verilmiş makinalar. Yani tüm ekip arkadaşların, başta ben olmak üzere manevi olarak çok zaman ayrılmış, kafa yorulmuş, hem manevi hem maddi olarak ciddi anlamda masraf yapılmış makinalar. Dolayısıyla bu makinalarımızı maalesef sizin de dediğiniz gibi ülkemizde taklit ediliyor ve kanunun bize verdiği yetki neyse, haklarımız neyse, biz Doğuş'ta çalışan, Doğuş'un sahibi olarak ben ve başta çalışanların haklarını koruma adına sonuna kadar her türlü mücadeleyi gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceğiz. Çünkü bu bir anlamda hırsızlık, emek hırsızlığı. Bu kabul edilemez. Şunu da düşünüyorum. Aynı düşünceye sahip sektörümüzde bulunan sanayicilerimizin de buna katılacağını umuyorum, destek vereceğini umuyorum. Bu doğru bir yöntem değil. Doğru bir yöntem değil. Gelişim bu yönde olmamalı. Pandemi sürecinde ne kadar iç durgunluk söz konusu olsa dahi biz ihracatımızı sürekli artırıyoruz. Biz ürettiğimiz makinaları artık dünyaya tanıtıyoruz ve butik hizmet yapıyoruz.
Bu yaptığımız butik hizmette çok iyi dönüşler alıyoruz. Satışlarımızı önümüzdeki yıl ikiye katlayarak devam edeceğimizi düşünüyoruz. Hedefimiz bu yönde. Tahıl depolama hem ülkemiz hem de diğer dünya ülkeleri için oldukça önem taşıyor değerli izleyenler. Maysilo firması tahıl depolama sistemleri ve buna bağlı olarak çeşitli alanlarda faaliyetine devam ediyor ve oldukça başarılı bir firma. İstanbul'da düzenlenen fuara Maysilo firması katılım sağladı ve standa özel bir röportaj gerçekleştirdik. Bakalım kameramızın objektifine neler takılmış. Maysilo firmamız Aksaray'da 2000 yılında temeli atıldı, makine parkuru kuruldu ve 2003 yılında ilk silolarımızı sattık. O gün bugündür de silolarımızın imalatına ve siloları doldurup boşaltmak için gerekli olan taşıyıcı ekipmanları, konveyörleri, ekipmanları, elevatörleri imalatını yapıyoruz. Tabii aynı zamanda bizim şöyle de bir özelliğimiz var. Sadece bu ürünlerin imalatını yapmıyoruz. Aynı zamanda ürettiğimiz ürünlerin de müşterisiyiz. Ayrıca bir lisanslı depoculuk şirketimiz var. Şu anda Türkiye'de toplamda 300 bin ton depolama kapasitesine sahip 5 ayrı şehirde lisanslı depolarımız var. Böyle de olunca tabii ki hem üreticiyiz hem de müşteri tarafındayız. Dolayısıyla müşteri beklentilerini de çok iyi biliyoruz. Ona göre de ürünlerimizde sürekli iyileştirmeler ve geliştirmeler yapıyoruz. Öyle de olunca tabii ki biraz daha farkındalığımız oluyor. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi bizim en büyük farkındalıklarımızdan birisi üretici olmanın ziyade Maysilo'nun müşterisiyiz. Müşterilerin ne beklentisi olduğunu çok çok iyi biliyoruz. Yani onların tarafında görebiliyoruz. Şu anda da en büyük beklenti enerji biliyorsunuz. Enerji maliyetleri inanılmaz bir şekilde yükseldi. O zaman biz de müşterilerimize nasıl bir değer katabiliriz? Enerji maliyetlerini nasıl düşürebiliriz? Bunun üzerinde çok ciddi Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Bu yaptığımız Ar-Ge çalışmalarının neticesinde Maysilo'nun bir defa en büyük farkındalıklarından birisi rakiplerimizde olmayan bir Ar-Ge merkezimiz var. İnanılmaz Ar-Ge merkezimizde müşterilerimizin beklentileri nedir? Talepleri nedir? İhtiyaçları nedir? Bunları sürekli oturuyoruz, kalkıyoruz. Öyle bunları düşünüyoruz ve sürekli iyileştirme halindeyiz. Şu anda en son yaptığımız ve bitirdiğimiz, 2 yıldır üzerine çalıştığımız bir proje vardı. Bu da siloların otomatik havalandırılması. Otomatik havalandırmayla beraber havalandırmadaki performans artışı ve bununla birlikte tabii ki en önemlisi operatör hatalarına karşı bu bütün riskleri minimize etmek. Bunu başardık. Çok güzel yazılımlar yaptık. Silo içerisinde bütün ısıyı, rutubeti, nemi, bütün değerleri ölçüyoruz. Seviye ölçüyoruz. Dışarıya bir meteoroloji istasyonu kuruyoruz. Sonra da her tahılın cinsine, rutubetin, nemine göre de özel bilimsel çalışmaların arkasında yapılmış bir algoritmalarla beraber ne kadar süre havalandırılması gerektiğini akıllı sistem kendi kendine karar veriyor. O saatlerde ve sürelerde çalışıyor, kapanıyor ve bu sayede doğru havalandırma yapılıyor. Doğru bir enerjiyle yönetiliyor. Türkiye'de bu sene ilk 500, en fazla ihracat yapan ilk 500 firma içerisinde yer aldık. Yıllardır ilk 1000 firma içerisindeydik. Bu yıl ilk 500'e girdik. Bundan sonraki hedeflerimiz arasında ilk 100'e girmek var. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama bir yandan da tabii ki başka yatırımlarımız var. Yeni yatırımlarımız var. Yeni bir fabrika binasına başladık. Bitmek üzere. Orada hem kapasite artışı hem de Türkiye'de olmayan ekipmanların üretimini yapmayı planlıyoruz. Orada da çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle müşterilerimize bizi tercih ettikleri için her zaman için teşekkür ederiz. Bizden vazgeçmedikleri için teşekkür ederiz. Gıda her zaman lazım. Ama bir yandan da enerji şu anda çok önemli hale geldi. Bir yandan da biz onları burada düşünüyoruz. Neler yapabiliriz, neler edebiliriz, daha onları nasıl daha verimli ve efektif kullanmalarını, siloları ve ekipmanları kullanmalarını sağlayabiliriz diye. Biz buradayız. Onların yerine her şeyi düşünüyoruz. Onlar rahat olsunlar. İstanbul'da düzenlenen fuarda Çağrı Fens standına uğradık. Firmanın yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarıyla özel röportajlar gerçekleştirdik. Bakalım röportajda neler söylenmiş.
Çağrı Fence olarak ürünlerimiz daha çok çevre güvenliği sistemlerine hitap ediyor. Ürünlerimiz panel çit, çim çit, diletli tel, dikenli tel, yeni yatırımımız sonucunda yeni pazara süreceğimiz double panel, bu bir ay içerisinde pazara süreceğiz. Galvaniz tel, daha çok müşterinin kişisel alanını korumak adına ürettiğimiz ürünler. Biz Çağrı Fence olarak %90 ihracat odaklı bir firmayız. 36 ülkeye ihracatımız var ve bunu daha çok geliştirme ve büyütme amacındayız. Çağrı Fence'in misyonu kaliteli ürünler ve hizmet anlayışına süreklilik kazandırmak ve bunların yanı sıra çevreye duyarlı, öncü ve örnek şirket olmaktır. Yükselen Değerler ekibine teşekkür ediyoruz. شركة شارف فنس هي شركة مصنعة للسياج العشبي. نحن نصدر لأكثر من 47 دولة حول العالم ومن أكثرها الدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط مثل الكويت، فلسطين، العراق وغيرها من الدول. We mostly exporting to Europe countries, also Balkan countries. We are exporting Germany, France and Switzerland also, and mostly Serbia, Macedonia and Kosovo, Bosnia Herzegovina. We have a good relation business partnership in these countries. So we are thinking to long-term collaboration with them. We are happy to work with all of the customers in the world. Şu anda Türkiye pazarında açıkçası Türkiye'nin önü açık. Demir çelik sektöründe bazı aktör ülkelerin devre dışı kalmasından dolayı Türkiye'nin avantajına dönmüş durumda. İhracatta Türkiye'nin durumu da çok iyi durumda. Biz de aynı şekilde gece gündüz demeden ihracat için tüm ekibimizle beraber çalışıyoruz. Çağrı Fence ürünlerin tercih edilme sebebi kalite ve hızlı sevkiyat. Geriye verdiğimiz güven ön planda tutulduğu için ürünlerimize talep artmakta. Bu tabii ki kişisel olarak da Çağrı Fence'in kuralları çerçevesinde yaptığımız hizmetin bir göstergesi. Müşterilerimizi mutlu etmeye devam edeceğiz. Çağrı Fence ailesi olarak, Çağrı Telçit ailesi olarak her zaman müşterilerimizin hizmetinde olduğumuzu buradan bildirmek isteriz. Tüm müşteri ve dostlarımıza sevgi ve saygılarımızı buradan gönderiyoruz. Tüm takipçilerimize de teşekkür ederiz. Tüm izleyenlere de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. TGRT Avrupa ekibine de ayrı ayrı teşekkürlerimizi göndermekteyiz Çağrı Fence olarak. Çağrı Fence ailesi olarak güçlü altyapımız ve kuvvetli ekibimizle büyümeye devam edeceğiz. Tüm müşterilerimizle bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte Çağrı Fence ailesi olarak büyümeye devam edeceğiz. Müşterilerimize daha çok kazanç sağlamalı için faydalı olacağız. Tüm dost ve müşterilerimize saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. شركتنا شركة شارف فنس نعمل في السياج سواء سيستم السياج بشكل عام السياج العشبي والسياج الحديدي المقلفن نعمل منذ أكثر من 25 عام في هذا المجال طبعا نصدر إلى دول الشرق الأوسط والدول العربية دول عديدة منها فلسطين الكويت السعودية الجزائر تونس المغرب طبعا نحن نصدر أغلب تصديرنا إلى الدول العربية منتجات السياج العشبي والسياج الحديدي بشكل عام Özellikle sanayi sektöründe ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketler için kaynak çok önemli ve kaynak sektöründe faaliyet gösteren Aksu Kaynak standına uğradık. İstanbul'da düzenlenen fuarda firmanın standına oldukça ilgi vardı. Bakalım standta nasıl bir röportaj yapmışız ve standta Aksu Kaynak ürünleri arasında neler var? We'll be right back.
Ben İbrahim Kaan Aksu. Firmanın üretim bölümünde çalışıyorum. Üretim bölümünün yönetimindeyim. Alış, satış, üretim, imalat gibi üretim bölümünde sorumlusuyum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde kaynakla ilgili, kaynakla alakası olup da bizim markamızı bilmeyen zaten yok şu an. Yani kaynakla ilgili aklınıza gelen her şeyin üretim ve imalatını, tedariğini yapıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, 1970 yılında dedem İbrahim Aksu adını da taşıdığım. 1970 yılında Almanya'dan buraya gelmiş, kaynak makinesiyle ilgili, kaynak persisiyle alakalı çalışmalar yapmış ve Kasımpaşa'da ufak bir atölyede, 35 metrekare bir atölyede imalata başlamış. Sonra kalan zaman içerisinde babam Hakan Aksu ile beraber Güngören'de bir atölyeye geçip orada imalatlarına devam etmişler. Şimdi de biz 2600 metrekare kendi fabrikamızda imalatımıza devam ediyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, gazaltı kaynak regülatörleri, kaynak penseleri, kaynak yedek parçaları, karbondioksit ısıtıcıları, kaynak kablosu, ondan sonra tiktoş malzemeleri, ondan sonra meme nozul grubu, emniyet ventilleri, hepsini imalatını yapıyoruz. Ya yaklaşık 20-25 ülkeye ihracat yapıyoruz şu anda. Zaten bu fuarda da gereken belgelendirmeleri yaptık, gereken şeylere bayiliklerimizi verdik ondan sonra. Yani biraz daha kurumsala dönmeyi umuyoruz daha doğrusu. Yani ihracat zaten iç piyasayı çok rahat bir şekilde hallettik. Bitti. İç piyasamız herkese malzeme veriyoruz. Dış piyasada da 20-25 ülkeye ihracat yapıyoruz şu an. Yani biz tamamen kurumsal bir kimlik içerisinde bütün dünyaya mal üretmeyi planlıyoruz. Kendi makinalarımızı yapmayı planlıyoruz ondan sonra. Yani elimizdeki şu an bütün imkanları daha iyi bir şekilde yönetim için çalışıyoruz. Kardeşim ve ben. Kablo imalatlarını yükselteceğiz. Makine parkurumuzu yükselteceğiz ondan sonra. Makinalarımıza ekleyeceğiz. Ekleyeceğimiz, alacağımız, yaptıracağımız makinalarımız var. Özel üretim makineler var. Onları yaptırıyoruz şu an. Bu şekilde ilerlemeyi planlıyoruz inşallah. Aksu olarak biz bunu neye bağlıyoruz? Biz istikrarlı bir firmayız. Yani insanlarla samimiyetimize, insanların bize olan güvenine. Yani şöyle söyleyeyim, biz kalkıp sağda solda müşteri aramıyoruz mesela. Yani bize geliyorlar, biz de elimizden gelen en iyisini yapıp karşılığını veriyoruz. Ve bu da bizim senelerdir olan ticaretimizle alakalı bir durum. Yani müşterimize bir mesajımız, onlar varsa biz varız, biz varsak onlar var. Biz üretirsek onlar satarlar, onlar satarlarsa biz üretmiş oluruz. Yani müşterilerimizle ilgili zaten bir problemimiz yok. Hepsi iyi insanlar. Biz seçerek müşteri zaten kazanıyoruz. Biz öyle farz misal konuşuyorum, her gelen geçene malzeme vermiyoruz. Bizim ana bayilerimiz var, toptancılarımız var. İşte ayrıyetten çalıştığımız firmalar var, yüklü çalıştığımız firmalar var. Yurt dışı firmalarına, kendi markalarına üretim yapıyoruz gibi. Ben de teşekkür ederim. Hello everybody, I'm the expo manager of the Aksu factory. From a small shop of 30 meters in Kasımpaşa, it turned into a huge factory with a large line of production in the area of Esenyurt, Istanbul. Our products are all made of copper raw material and our brand is very known in the local markets. Concerning exporting, we do export to all over Arab countries, to Europe and also to the USA, which that makes our standards very high, our service very good, and the quality of our products is very known all over the world. Thank you so much. İş güvenliğinde iş eldivenleri oldukça önemli değerli izleyenler. Davrek markasıyla üretim yapan, iş eldivenleri üreten firma aynı zamanda diğer ürünleri de Davrek markasıyla piyasaya sürüyor. Firma standına uğradık, özel bir röportaj gerçekleştirdik. Bakalım objektifimize neler takılmış.
Davrek Seyitoğlu İthalat İhracat Firması 1994 yılında Ankara kuruluşu. Ondan sonra marka olarak da Davrek 2003 yılında kendi markamızı bir şekilde piyasaya ön şeye çıkarmak için. Ondan sonra malımızı bu şekilde devam ettirdik. İthal ettiğimiz mallarda hep Davrek olarak kullandık. İmalat sektörüne biz 2018 yılında girdik. Yani eldivenin imalat sektörü 2018 yılında girdik. O günden bugüne devam ediyoruz. Ha, yerli mal olarak zorlanıyoruz. Çünkü Çin'le rekabet etmek zor. Yani yine çok şükür. Yani bir yerlere geldik. Şu anda yaptığımız mal beğeniliyor. Yavaş yavaş iç piyasaya yaymaya başladık. İhracat, bazı ülkeler ihracatı falan da yapmaya başladık. Her geçen gün daha da artırarak, yani sayımızı daha da artırarak yeni yeni ülkeler ihracatı artıracağız kısmetse. Üretim aşamasında bizim ürettiğimiz malzemenin yani belirli aşamalardan geçerken en son kontrol, yani müşterinin eline geçtiği, kullanıcı daha doğrusu, son kullanıcının eline geçtiği zaman, yani zaten eldivenin herhangi bir yeri yırtık olmaması, defolu olmaması ve kullandıktan sonra da memnuniyeti bizim için çok önemli. Kaliteye de tak, yani ne kadar kaliteli atırsa o kadar da sayımız, adetimiz daha da çoğalmış oluyor. Siparişimiz artıyor yani. Eldivenimiz zaten iki ham madde dediğimiz. Biri kumaş, yani pamuk kumaş, koton dediğimiz. Biri o, ikincisi de nitril. Yani kauçuk ham maddesi nitril. İkisinden oluşur. Eldiven kullanıcı yani ıslatmadığı zaman, yani içine su kaçmadığı zaman pamuktan dolayı, bir de o kauçuk ham maddesi üstündeki madde yani sağlamlaştırıyor. O şekilde kullanması iyidir. Yani uzun süre gidebiliyor. ...2007'den beri Çin'deyim. İlk önce tedarik zinciri ve bazı firmalara danışmanlık yaptım. Çin'den istemiş oldukları ürünlerin birçoğunu biz Türkiye'de, Çin'de tedarik edip Türkiye'ye gönderdik. İlk bu alanla başladık iş hayatıma. Yani elektrikli el aletleri yoğunlukta ve şarjlı grup. Bunlar daha çok sanayi ve hobi olarak kullanılan ürünlerin çoğu bizde yer almakta. Hem sanayi profesyonel alanına hitap ediyoruz, hem de hobi tarzda iş yapmak isteyen insanlara hitap ediyoruz. Kalitemiz orta düzeyde bir kalite. Garantimiz vardır. İnsanlara olabildiğince daha konforlu, daha kaliteli bir şeyler sunmak için uğraşıyoruz. Yani normalde zaten bizim sektörü bilen müşterilerimiz ne tür ürünler sattıklarımızı da gayet iyi biliyorlar. Mobilya sektöründen tutun da inşaat sektörüne kadar, montaj ve buna benzer bütün alanlarda bizim ürünler rahatlıkla kullanılabiliyor. Özellikle inşaat sektörü diyebilirim. Sanayi bölgelerinde. Bunların içerisinde işte flexler, dekobaj, kırıcı delici, şarjlı grup, vidalamalar ve buna benzer bir sürü ürün bizde yer almaktadır. Ürünün arkasında durmak diyorum ve kesinlikle ileriye dönük markayı Türkiye'de tanıtmak, belli bir seviyeye gelmek ve Türkiye'nin bütün bölgelerine bayilik vermeyi düşünüyoruz. Bu konuda da müşterilerimizden bize destek vermelerini istiyoruz. Değerli izleyenler, Doğuş Döküm Malzemeleri anonim şirketi döküm alanında faaliyet gösteriyor ve ilk bölümünü programımızın başında yayınlamıştık. Şimdi bakalım ikinci bölümde Sayın Adem Keleş firma hakkında ve ürünler hakkında neler söylemiş, hep beraber izleyelim. Biz ihracat hedefimiz %50, %60'lar şeklinde. Bu çıtayı %80'lere taşımak için
Birçok projelerimiz var. Bu fuarda 2022 yılı Ankyros Hannover Fuarı'nda bu cihazlarımızı burada sergiledik, tanıttık. Çok iyi dönüşler, görüşmeler yapıyoruz, dönüşler aldık. Bunları daha da artıracağız. Doğuş döküm malzemeleri AŞ Doğuş Makina adı altında yaklaşık 15 yıldır ARGE projeleriyle birlikte TÜBİTAK projeleri ve ARGE merkezi ile birlikte çeşitli makinalar üretmekte. Bu makinalar tamamen ülkümanelere yönelik makinalarımız ve katma değeri yüksek döküm parçaları döken işletmelerimizde olmazsa olmaz parçalar. Kırıkkale Teknopark'ta ARGE merkezimiz var. Ve bu ARGE merkezimizin amacı bir de aynı zamanda dökümhanelerle birlikte özel sözleşmeler yapıp onların döküm kalitelerini daha üst seviyeye çıkartacak anlaşmalar yapıyoruz. Mühendislik hizmetleri veriyoruz. Satış öncesi ve sonrası, döküm öncesi ve sonrasında. Böyle bir hizmetimiz var. Biz Doğuş olarak bu yola çıktığımızda çok küçük işletmelerle adım adım başta sağlıkla, huzurla büyüyerek bugünlere geldik. O firmalarımız da büyüdüler. Birlikte büyüdük, birlikte geliştik. Bu gelişim daha da devam edecek. Ben en ufağından en büyüğüne kadar çözüm ortağımız olan firmalara, kişilere, şahıslara çok teşekkür ediyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler. Biz onların yanında her zaman olacağız. Her zaman bizde desteğimiz olacak. Şu anda bu fuarda öne çıkan başta sıvı transfer pompaları, hidrojen ölçüm cihazları, alüminyum hidrojen, sıvı metal hidrojen ölçüm cihazları. Ön plana çıkan makinalarımız bu ve bu da Türk sanayisine, başta Türk sanayicimize kazandırılmış cihazlarımız. Eğer savunmada başarılıysanız özgürsünüz, demokrasisiniz, zenginsiniz. Savunma o yüzden bizim için, ülkemiz için çok değerli, kıymetli. Son 15 yıldır savunma sanayine verilen destekler, sanayicimize verilen destekler de onların bir önemli parçası olmaktan çok gurur duyuyorum. Ve çok memnun oluyorum. Ve tamamen yerli ve milli dökümlerimizin üretilmesi, parçaların üretilmesi ve nihai mamule dönüşmesi tabii ki bana ayrıca çok önemli bir haz veriyor, gurur veriyor. Dolayısıyla aynı zamanda ülkemizin dışında bu parçaları biz ihracatla yapıyoruz. Yani onur verici bu durum ve bu hızla da devam ediyor. Döküm konusunda savunma sanayine işbirliği yapan firmalarımıza biz her türlü mühendislik hizmetleri, satış öncesi ve sonrası aynı zamanda ekipman olarak vermeye devam ediyoruz ve iç kesintisi devam edecek. Bir ufuk açtığımıza inanıyorum. Hayal etmek lazım, hayalle yaşamak lazım. Hayali hiçbir zaman bırakmamak lazım, hayalci olmak lazım. Ne kadar bol hayal, çok hayal düşünürseniz o kadar da başarılı olmamak için hiçbir neden göremiyorum. Ve tüm ekip arkadaşlara, şu andaki arkadaşlarımıza ve gelecek arkadaşlara hayalli olmaları, hayalle yaşamalarını özellikle tavsiye ediyorum. İstanbul'da düzenlenen fuarda Güveniş kuyumcu kalıpları ürünlerini sergiledi. Bizler de firmanın standına uğradık. Özel çekimler ve özel bir röportaj gerçekleştirdik. Bakalım Güveniş kuyumcu kalıpları neler üretiyor, neler yapıyor.
kuyumculara makine kalıp yapar. Yani kuyumculuk üretiminde kullanılan yani kalıp ve makine, pres, bu tarz işleri kuyumculuk sektöründe atölyede kullanılan bazı ürünleri biz üretiyoruz. Bunların dışında da var bazı makineler ama genelde makine ve kalıp olarak biz şu an üretiyoruz ve şu an millete hizmet veriyoruz. İnsanlara hizmet veriyoruz. Sadece Türkiye'de değil ve yurt dışında da faaliyetimiz var. Yani yurt dışına da satıyoruz. Uzak Doğu olsun, Arap ülkeleri olsun, Avrupa olsun ve Amerika tarafına da satışlarımız var. Kaliteli yapmaya çalışıyoruz. Her şeyin başı kalite ve yenilik. Kalite olursa insanlar zaten her zaman kaliteyi tercih ediyor. Yani kaliteli yapmaya çalışıyoruz. Kaliteli yapıyoruz demiyorum, yapmaya çalışıyorum. Her şeyin yani elimizden geldiğince yani kendimiz gibi görüyoruz. İnsanları, müşteriyi kendimiz gibi görüyoruz. Yani kimsenin tokağa atacak bir parası yok. Herkes bir amaç için uğraşıyor. Biz yaptığımız üründen müşterimiz para kazandıkça mutlu oluyoruz. Çünkü onların geri dönüşü oluyor. Ve insanları mutlu etmeye çalışıyoruz. Çünkü her zaman için müşteri memnun kaldıkça etrafındaki insanları da davet eder. Der ki işte şu firma iyidir, memnunuz çalışmasından, yaptığı işlerden. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Hizmet vermeye çalışıyoruz en iyi şekilde. Ya şöyle söyleyeyim, ben şuna yakın söyleyeyim. Yani bir madeni alırsın topraktan, çıkarttıktan sonraki aşamaların hepsi hemen hemen bizden geçiyor. Noktalar tabii ki biz değiliz ama yani büyük aşaması bizim ürünlerden geçiyor. Üretime devam, yeniliğe devam. Her zaman yeniliği takip etmemiz lazım. Ben veya bir başkası önemli değil. Yani kim olursa olsun yeniliği takip ettiği sürece sıkıntı yok. Ya bakanımızın buraya gelmesi büyük bir şeref. Türkiye Cumhuriyeti bir bakanı geliyor ve bu fuarı ziyaret etmesi, insanları dinlemesi, insanlarımızın sıkıntılarını dinlemesi güzel bir şey. Çok memnun olduk. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yükselen Değerler'de bir bölümün daha sonuna geldik. Yükselen Değerler programında bir sonraki bölümde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın değerli izleyenler.